Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık. Bu muhtıraya göre Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir. 23 Ekim öğlen 12'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışına çıkartılacak, örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır. Tel Fırat ve Münbiş'teki tüm YPG'li teröristler silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır. Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak, muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi Türkiye ve Rusya Suriye krizinin siyasi çözüme kavuşturulması için çabalarını sürdürecektir. Değerli dostum, Putin'le varmış olduğumuz bu mutabakatın Suriye'nin kalıcı istikrarı ve terörden arındırılması yolunda yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum. Muhtıranın ülkelerimiz ve Suriye'deki kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Suriye'nin komşusu ve Suriye halkının dostları olarak bu ülkede barış, güvenlik ve istikrarın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Putin'e misafirperverliği için bir kez daha teşekkür ediyor. Sizlere de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başım. Evet. Buyurunuz. Уважаемые дамы и господа, позвольте по поручению президентов зачитать текст меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında mutabakat muhtarasının metnini okumak üzere buraya davetliyim. Soçi'de 22 Ekim 2019 tarihinde imzalandı. Türkçesini Sayın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu okuyacak. Сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечению национальной безопасности Турции. Второе. Они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории. Третье. В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас-Аль-Айном глубиной до 32 километров будет сохранен. Четвертое. Обе стороны подтверждают важное значение Аданского соглашения. Российской Федерации будет содействовать осуществлению Аданского соглашения в современных условиях. Пятое. Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября 2019 года. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы. Шестое. Все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Менбиджа и Таль-Рифата. Седьмое. Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов. Восьмое. Будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев.
Her iki tarafta gerekli önlemleri alıp terörizmle mücadele edecektir ve mültecilerin yeniden barışçıl bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlayacaklardır. Bunun dışında takip ve gözlem mekanizmaları devam ortaya oluşturulacak ve çalışmalar takip edilecek. Sergey. Mutabakat muhtırası 22 Ekim 2019 Soçi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır. 1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler. 2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar. 3. Bu çerçevede Tel Abyad ve Ras-ı Layn'ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir. 4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır. 5. 23 Ekim 2019 öğlen saat 12'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibariyle mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır. 6. Münbiç ve Tel Rifat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır. 7. Her iki taraf terörist unsurlarının sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır. 8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönmelerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır. 9. Bu mutıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir. 10. Taraflar Astana mekanizması çerçevesinde Suriye itilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir. Arz ederim. Teşekkür ederim. Evet. Hayırlı olsun. Спасибо. Teşekkür ederim.